Merhabalar, ben Ali Karatuna. Bugün sizinle fotoğrafta flash kullanımı hakkında bir takım konularda bilgilerimi ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi fotoğrafçılıkta filmler üzerine kayıt aldığımız analog dönemde ve dijital fotoğrafçılığın erken dönemlerinde para flaş kullanımı çok önemli bir ihtiyaçtı. Şu an bir sektör standardına dönüşmüş olan CMOS sensörler, öncesinde kullandığımız CCD sensörler, ışığın az olduğu senaryolarda çok başarılı neticeler ortaya koyamıyordu. Bu noktada ihtiyaç duyduğumuz kullanım senaryosuna göre büyük ve hantal stüdyo tipi flaşlardan tutun da kameramızın üzerine takabildiğimiz ve tepe flaşı olarak adlandırdığımız flaşlara kadar çeşitli çözümlerden faydalanıyorduk. Ancak son dönemde fotoğraf makinalarımızın düşük ışık koşullarındaki kabiliyetlerinin artması nedeniyle özellikle düğün fotoğrafçılığı gibi hikaye anlatımını temel alan disiplinler üzerine çalışan fotoğrafçıların para flaşlara ve tepe flaşlarına olan ilgileri biraz azaldı. Kişisel görüşümce fotoğrafçılık konusunda amatör ya da profesyonel bir yolculuğa çıkmış herkesin flaş kullanmayı bilmesi gerekiyor. Çünkü tepe flaşları ya da para flaşlar sadece ışık ihtiyacını karşılamak için kullanılan ekipmanlar değiller. Yeterince ışığa sahip olduğunuz durumlarda bile ışığı kontrol edebilmeniz ve dilediğinizce şekillendirebilmeniz çok önemli. Çektiğimiz fotoğraflardaki en önemli şeylerden birisi o fotoğrafın bizim bakış açımıza, tekniğimize ya da ifade biçimimize dair bir takım gizler barındırıyor olması. Bu noktada Profoto'nun özellikle hikaye anlatıcılığı gerektiren, düğün, doğum, etkinlik fotoğrafçılığı gibi alanlarda çalışan fotoğrafçılar için kurguladığı klik ekosisteminden bahsetmek istiyorum. Profoto, 2008 yılında her türlü ihtiyaca yönelik farklı flaşlarını ve ışık şekillendirme aparatlarını bir arada ve tam uyumlu bir şekilde kullanmamızı sağlayan ekosistemini tanıttı. Bu ekosistemin en mobil ürünleri ise Click System adını verdiğimiz tepe flaşı formunda olan A10 ve geleneksel stüdyo flaşlarının bir soda kutusu boyutuna küçülmüş versiyonu olan A2. A10, görüntü olarak tepe flaşı formunda olmasına rağmen patentli yuvarlak flaş başlığı sayesinde normal tepe flaşlarına göre homojen bir ışık dağılımı sağlayabiliyor. Ancak yine sahip olduğu patentli zoom teknolojisi sayesinde ışığımızı geniş bir alana yaymak ya da lokalleştirmek gibi kararlar verebiliyoruz. A2 ise A10'dan farklı olarak 100 watt gücünde minik bir stüdyo flaşı olarak karşımıza çıkıyor. Diğer tüm Profoto ürünleri gibi İskandinav tasarım anlayışının güzel bir örneği olan A2, marka ile özdeşleşmiş yuvarlak hatlı tasarımı sayesinde başka hiçbir aparata ihtiyaç duymadan tek elle kullanılabiliyor. Arzu edildiği takdirde bağlantı aparatı ile de kullanılabilen bu ürün, özellikle zamanla yarışılan senaryolarda hızlı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Zengin aksesuar havuzu sayesinde her iki flaşa da ihtiyaca yönelik yetenek kazandırabiliyoruz. Benzersiz bir kullanım kolaylığı sağlayan Click Softbox sayesinde dramatik bir ışıklandırmaya sahip portreler çekebilirsiniz. Yine bu softboxlar için özel olarak üretilen gridler sayesinde ışığınız üzerinde tam kontrol sağlayabilir ve ışığın sirayet ettiği alanı sınırlandırabilirsiniz. Click Magnum reflektör ya da Click Fresnel gibi ekipmanlar sayesinde ışığınızı sertleştirebilir ve flaştan aldığınız maksimum verimi bir f-stop kadar arttırabilirsiniz. Click sistem için özel olarak üretilmiş renk filtreleri ya da renk düzenleyici filtreler sayesinde fotoğraflarınızı renklendirebilir. Barn door, snoot gibi özel amaçlı aksesuarların Click sistem için özel olarak tasarlanmış versiyonlarından faydalanabilirsiniz. Flaş kullanımı, Profoto ışık sistemleri ve zengin ışık şekillendirme aksesuarları ile ilgili detaylı bilgi almak için Zoom ithalat mağazamızı ve web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.